Ben bir tane film yapacağım. Ya bizim yazı ekibimiz de senin de olmanı istedi Enes. Ben de dedim ki yani olabilir bir konuşalım. Filmle tanışmasında kendim bizzat istedim zaten. Olur hocam ya şey yapılır yani. Yılmaz hocam sen bana böyle anlatmadın ama. Gençler nasılsınız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir şaka yapacağız. Telefon şakası ama kime? Enes Batur ve Yılmaz Erdoğan beraber Özcan Şovu yani Murat Özsoy'u arayıp bir teklifte bulunacak. Bir kardeşim var Andaç. Ben ona bir fırsat vermek istedim. Biliyorsunuz gençlere fırsat vermeye çalışıyorum devamlı. Enes Batur taklidi yapacak Andaç. Ben Yılmaz Erdoğan olacağım bu arada. Beraber Murat Özsoy'a bir teklifte bulunacağız. Bir film yapacağız. Senin de senaryo ekibinde bu filmin içinde olmanı istiyoruz diyeceğiz. Bakalım Murat Özsoy yani Özcan Şov namı diğer bu şakayı yiyecek mi? Nasıl bir tepki verecek? Vallahi ben çok merak ediyorum. Biliyorsunuz izleyenler biliyordur Sabit Kanca Son Soru filminde Murat Özsoy kasap Hasret'i canlandırdı. Çok da iyi bir oyuncudur. Çok da sevdiğim bir kardeşimdir. Yani bu şakayı kaçırmayın arkadaşlar. Like ve yorum bombardımanı istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Hadi. Şimdi şakaya geçelim. Şimdi Enes Batur taklidi yapacak olan Andaç kardeşimizi arıyoruz. Alo. Andaç'ım nasılsın? Abicim çok teşekkür ederim seni sormalı. Teşekkürler. Hazır mısın şakaya? Hazırım. Ayrıca heyecanlıyım ve başarılı olacağını da düşünüyorum. Ben hazırsam sen de hazırsan başlayabilirim. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada videodasın galiba. Evet şu anda videodayız. Ne yapacağız? Abi şimdi şöyle yapalım. Konferansa bağlayalım. Konferans. Ben arayayım. Hatta sen mi arayacaksın ben mi arayayım? Nasıl yapalım abi? Ya ben şimdi başka bir numaradan arıyorum. Benim şimdi numaramı tamam. Biliyor diye. Tamam. Başka bir numaradan arayıp bağlayacağız. Kafasını karıştır. Dal yani araya tamam mı? Hani abi nasılsın diye gir yani. Tamam. Ben bir şoka uğratacağım. Merak etme. Tamam hadi. Ben şimdi arıyorum. İyi hadi bakalım. Hayırlısı. Arıyoruz şu anda. Ben ses çıkartmayacağım. Alo. İyi günler, merhabalar. Merhaba. Ben Ünal. Şimdi Enes Batur Bey görüşmek ister sizinle. Müsait miydiniz? Enes Batur Bey. Evet, Enes Batur'la. Müsaitim buyurun. Bir saniye. Alo? Alo. Alo Murat abi, ne haber? Enes. Efendim abi? Benim telefonum yok mu oğlum sende? Abi, ya şimdi şöyle, senin numaran bende var, telefonun da var daha doğrusu. Ama ben bu numarayı başka telefondan arıyorum. Ha okey. Ömer mi dedi, Önder mi dedi, neyse. Sende ne var ne yok, nasıl gidiyor? Yani ne olsun, ben de işte bu şarkı falan planlarına başvurdum biliyorsundur. Yeni şarkımı dinledin mi? Milyon diye bir şarkı yaptım ben. Okey, ya ne yapıyorsun, yeni şarkı mı yapıyorsun şimdi? Aynen, yeni şarkı çıkardım. Tabii YouTube'a normal videolar da atıyorum ama arada sırada böyle müzikler de yapıyorum. Hatta dinlediğim hoşuna da gitmiştir umarım. Çok gitti ya. dinledim. Evet dinledim. Pardon ben şeyi dinlemiştim ya. Ne o? Berkcan'ın... Hayır. Harman, pardon bilmem ne abi. Hayır. Ama o benim... hayır o benim müziğim değil ama. Hayır o benim müziğim değil abi. Okey şey biliyorum ya. Biliyorum falan şey. Ha aynen. O, tamam, o benim biliyorum. Abi. Klibi çok güzel ya. Bayağı beğendim klibini. Güzel bir klip. Çok teşekkür ederim. Senin seslendirmenler nasıl gidiyor? İyi. Özcan Şov'a seni de alalım bir bölüm. Yapmak isterim yani. Ya vallahi çok güzel ama. Daha önce öldürmüştük seni Özcan Şov'da ama bir daha diriltiriz. evet amcam falan da vardı hatta. Murat abiyi de çıkarmıştın. Ya şey yapalım. Ben bir tane film yapacağım. Tekrardan süper kahraman filmi gibi bir şey yapacağım. Hatta seninle beraber bir film yapmıştık. Enes Batur 2 diye. Bunun devamını çekmek istiyorum. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Yılmaz Hoca var. Yılmaz Hocam'la görüştüm. Yılmaz Hoca Yeşilçam filmlerinin eski yönetmenliğini yapıyor. Seninle tanıştırmak istedim. Kendisi bana değişik projeler önerdi çünkü. Önerdiği için de seninle de uymanı istedim ve nasıl bir şey yapacağımızı, nasıl bir şey ortaya çıkaracağımızı konuşmak istedim. İyi tamam konuşalım abi. Yani bana şunu söyledi hatta. Kült filmlerinden gençlere ulaşması için hani bir film projesi var. Yani bunun için benimle çalışmak istiyor açıkçası. Acayip bir senaryo. İyi tamam.
Yılmaz abi dediğin Yılmaz Erdoğan değildir herhalde. Aynen. O. Yani oğlum, Yılmaz Erdoğan. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz yönetmeni mi diyorsun ya Yılmaz Erdoğan? Aynen. Tamam. İstersen bağlayayım. Arasam sıkıntı olur mu yarında? Telefona mı bağlayacaksın? Aynen. Bağla bakayım. Yani konferansta falan alacağım. Problem yok değil mi? Okay. Yok, benim için sorun yok. Ara bakayım. Tamam. Bir saniye. Alo. Alo. Yani şimdi Muratçığım, ben şimdi seni duydum tabii, yaptığın şeyleri de izledim. Gayet başarılı, yani önermesi yüksek şeyler yapıyorsun. Enes kardeşim önerdi. Şimdi bilmiyorum bahsetti mi, çok acayip bir film yapmayı düşünüyorum ben. Yani bu sen şimdi YouTuber filmleriyle Yeşilçam'ı birleştirsen ne yapardın mesela? Hani öyle bir şey düşünüyoruz biz. Yani bizim yazı ekibimizde senin de olmanı istedi Enes. Ben de dedim ki yani olabilir, bir konuşalım. Bir belki hani müsait midir değil midir bir konuşalım dedim. Ya Yılmaz Hocam da çok değer verdiğim bir insandı. Seninle tanışmasında kendim bizzat istedim zaten. Yani şimdi Enes yine süper bir kahraman olacak. Gerçek kahraman mıydı? Neydi o senin filmin adı? Gerçek kahraman. Gerçek kahraman. Burada şimdi yine gerçek bir kahraman olacak yani. YouTube için önemli bir karakter olduğu için hani dünyayı kurtaran adamın torununu oynayacak. Hatta dedesini de Cüneyt Baba oynayacak. Cüneyt Arkın. Hani yani Cüneyt Arkın. Tabii. Abi bir saniye, sen bana bunlardan bahsetmedin mi Yılmaz abi? Nasıl bahsetmedim? Onu söyledim. Evet, söylemediler mi? Sana söylemediler mi Enes? Hayır. Şimdi şu anda... bir saniye. Ya, abi sen ciddi misin? Yavrum hatta şu an yanımda Cüneyt Arkın. O da yanımda şu anda. Yani şu anda toplantı halindeyiz. Cüneyt Arkın evet, abi, sen... Yanımda. Tamam, sen anladın o zaman biraz da. Ben onu da şey yaparım da, bence mesela şöyle bir şey yapalım diye diyorum. Yani dünyanın bir sorunu olsun. Enes uzaydan dünyaya atlasın. Tamam mı? Bir virüs var mesela. Yani kötü bir virüs, ne bileyim. ATB virüsü gibi bir şey. Bunun açılımı da şey. Abone ol, takip et, beğen hani gibi böyle bir şey açılımı olsun. Tamam mı? Eski filmleri yeni filmlerle böyle potporu haline getirmek istiyorum ben Muratçığım. Anladım, çok güzel. Getiririz ya, potporu yaparız. Olur. Ha. Yani olur ya, şey süper kahramanlarla Sadri Alışık falan filmlerinin böyle birleşimi belki. Tabii. Bir tane süper kahraman olsun. Altında bir tane poşet giysin. Bin poşeti falan. Değişik. Ha. Ama maddeyi böyle karalarız. Anladım. Ya da bin sponsor olur belki. Bin belki sponsor alırsın. Olabilir yani. Evet. Böyle şeyler yapabiliriz. Böyle çok süper kahramanlarla ya. Enerjik şeyler yapabiliriz. Komik bir şey yapabiliriz. Yani şey okay, olabilir. Tamam. Yani şimdi tabii hangisiyle anlaşırsak, hangi marketle, onun poşeti olabilir. Yani o da tabii başka diğer marketler de olabilir yani. Yalnız ben senaryoya biraz müdahale ederim yani Muratçığım. Şimdi, tabii. Nasıl yani? Yani şimdi şöyle, hani mesela benim Vision Tele'de vardı ya, baba akü yok falan. Evet. Hani öyle bir şeyler. Yok, evet. Aynen. Muratçığım sen izledin mi onu? İzledim. Hocam. Şafak. Aynen, evet. Şafak diyordu hani. Baba akü yok falan. Hatta organize işlerde şey vardı. Hatırlıyor musun onu? Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Para nerede? Evet. Burada da belki öyle bir şey olabilir. Evet, böyle yani bir şey uydurun. Uydurmak. Yani aralara serpiştirelim. Olur hocam ya. Şey yapılır yani. Yılmaz hocam, sen bana böyle anlatmadın ama. Bir dakika, bir Cüneyt Arkın muhabbeti vardı. O Cüneyt Arkın şey gerçek mi o muhabbeti? Şu anda Cüneyt hocam yanımda şu anda. Hatta tanıştırayım sizi bir saniye. Tamam, bir bekleyelim hocam. Bağlayıver. Gençler nasılsınız? Cüneyt hocam. Ya ne yapıyorsunuz bakayım gençler? Film çekeceğiz. Güzel film olacak. Ben biliyorsun dünyayı kurtarmıştım daha önce. Cüneyt abi? Efendim canım? Şimdi bir dakika ya, bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsunuz, video mu çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz ben anlamadım ya. Abi video falan çekmiyor. Yani gerçekten seni konuşuyor falan. Cüneyt Arkın bağlanıyor, Yılmaz Erdoğan bağlanıyor. O zaman itiraf edelim Enes'cim. Biz Murat'a böyle bir şaka yaptık. Değil mi Enes? Evet abicim, nasılsınız, iyi misiniz efendim Murat Bey? Nasıl?
İsmail abi İsmail abi, onu anladım. Yılmaz Erdoğan olsun, Cüneyt Akın. Evet. Enes de Enes değil herhalde. YouTube'a iki Enes Batur Fasla. Abi ben andacım, benim bir üstelığım var. Ayrıca ben 9-10 tane taklit yapıyorum. Batur Aynar, Nikma, Sönmez, Zizve, daha fazlası. Ben YouTube'a taklitleri yapıyorum. İsmail abi benim yayına, benim kanala bir konuk olur musun dedi. Murat kardeşimize trolleyelim dedi. Ben de dedim tamam tabii ki de seve seve yaparım dedim. Abi. Efendim kardeşim. Ya kusura bakma. Birkaç tane daha madem böyle uçmuşken birkaç tane daha oyuncu koyalım. Ya benim hayallerimi gerçekleştir mesela, ne bileyim başka kim olabilir mesela abi? Metin Akpınar oynuyor. Metin Akpınar da oynuyor. Metin Akpınar çok iyi olur abi. Metin Akpınar'la da. Enes Batur'un mesela düşmanı olsun Metin Akpınar. Tamam bir saniye. Ben bir Metin Akpınar'ı bağırayım. Metin abi de oynuyor bir saniye. Metin abicim. Allah, Murat kardeşim merhaba, Allah. Bu filmde, bu filmde altınları beraberce arayalım istiyorum kardeş. İsmail abi, seni Özcan Show'a konuk alalım. Hemen, hızlı bir şekilde yani. Tamam. Andaç da, Andaç mıydı abi? Andaç. Andaç, Andaç evet. Evet. Ses böyle biraz şey, yani tabii telefondan da hani tam alamıyorum ama gülüş mülüş aynı yapmışsın ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Benzerlik var mı? Benzerlik var mı? Var var var. Var değil mi? İyi yakalamışsın yani. Ama ya İsmail ben... abi orada Yılmaz Erdoğan falan filan girince dedi, ne oluyoruz dedim yani. Ya oğlum sen Cüneyt Arkın'dan haberin yok niye diyorsun? Abi ben bilerek şey yaptım çünkü hani şoka girmiş gibi yapayım ki kafası karıştırıldı, ne diyorlar falan dedi. Ya bu sefer yani diyecek ki oğlum nereye düştük falan. Sözcüleri de alıyor, çok komik bayağı. Nereye düştük oğlum diyecek yani şimdi Murat da. Ben de dinliyorum Yılmaz Erdoğan bağlanıyor, Cüneyt Arkın bağlar ya ne oluruz dedim yani. Durumun içine düştük biz yani. Ya dua et, dua et. Kemal Sunal da var filmde demedim bak. Vallahi haklısın, söyleme sen öyle girecektin çok komik olurdu. Böyle Metin Akpınar, Kemal Sunal hepsini koyacaktın. Ama... çok girecektin, ne olacaktın. Şimdi Murat yani. Murat Özsoy zeki bir insan. Bu sefer bunlar bana şaka yapıyor diyecek zaten. Olur mu hemen? Hemen adını verdi zaten. Zaten kıllandı yani, onu anladık baştan beri. Evet. Yani. Evet ben de varım. Anlaşılan altınlar dörde bölünecek. Evet. Baş numara ya. İsmail abi. Ya. Senin kanala mı koyuyoruz bunu? Evet, evet, evet. Evet. Hadi bakalım. O zaman bir iadeyi ziyaret yaparız Özcan Show'da inşallah. İnşallah kardeşim. En kısa zamanda yapalım. Güzel, güzel karakterlerden. Gerçi ben çok asılamıyorum bu ara. Her hafta yapamıyorum. Yoğunluktan dolayı. Hı hı. Ama abi mutlaka yapmak istiyorum ya. Gerçekten süpersin. 10 numarasın yani. Hani bu konuda herhalde bir efsanesin herhalde yani. Sağ ol kardeşim. Yani. Çok teşekkür ederim. Beraber inşallah bir şey yapalım. Aynen. Eyvallah abi. O ben zaman... de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şakaydı. Eyvallah. Tamam kardeşim. Çok teşekkür ederim Andaç sana da. Ben teşekkür ederim. Tüm herkese de çok da bolca selamlar dilerim. Ayrıca'dan dediğin gibi arkadaşlar kanala abone olmayı, İsmail abinin kanalına abone olmayı değil, like atmayı, özellikle yorum atmayı ve yorum atanlara ayrıyetten Murat abimiz lahmacun pide ısmarlıyor, değil mi abi? Tabii canım, tabii. Bedava pide. Arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bunu belirtebilir ve like'larınızı destekleyebilirsiniz. Paylaşmayı da unutmayın. Kendinize bakın, hoşçakalın. Tam YouTuber ya bu. Valla. Bu arada... YouTuber'ım abi ben. Evet, evet. Tamam. Bu arada... Murat'ın Özcan Show kanalı var arkadaşlar. Birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler için de söyleyelim. Mutlaka abone olsunlar. O meşhur animasyonları yapan. Evet, o meşhur animasyonlar. Mutlaka abone olun. Andaç'ın da YouTube kanalı var. Ona da abone olun mutlaka. Çok teşekkürler. Peki görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abicim, kendini iyi bak. Hoşçakalın. Eyvallah. Arkadaşlar umarım şakayı beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Böyle videoların gelmesi için düşüncelerinizi de yazın. Bekliyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum, merak etmeyin. Elimden geldiği kadar da kalp atmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bitti mi? Bitti. Like at Niyazi dayı. Sonra sıkıntı olmasın.